Doğru, tarafsız bir üst haberin merkezi Alanya Posta TV ana haber merkezinden hepinize mutlu akşamlar. Efendim ben Deniz Raif Doğru, gündemin kalbi Alanya Posta TV ana haber merkezinden hepinize sağlıklı günler temenni ederiz. Doğru, tarafsız, dürüst haberin merkezi Alanya Posta TV ana haber merkezinden hepinize mutlu akşamlar. Efendim Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde devlet su işleri tarafından yapımına başlanan Antalya Büyükşehir, şimdiki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Antalya Büyükşehir Belediyesi Karakocalı Su ve Atık Su Arıtma Tesisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek döneminde Alanya Posta Medya'nın yatan yatırım manşeti sonrasında Büyükşehir'e tahsis edilmişti. Alanya'nın 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacağı ifade edilen tesiste günde 90 metreküp bölü gün su arıtılırken yıllık 2,5 milyon lira kar elde edilecek. Yapımı sonrası DSİ tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü'ne 380 milyon Türk lirasına tahsisi gerçekleştirilen Karakocalı Su ve Atık Su Arıtma Tesisi faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Alanya'nın 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacağı belirtilen tesiste günlük 90 metreküp gün miktarında atık su arıtılıp içme suyu haline dönüştürülürken yıllıksa elektrik tasarrufu olarak 2 milyon 500 bin Türk lirası tasarruf yapacağı hesaplanmakta. Alanya Posta Medya'nın yerinde incelediği tesiste konuşan çevre mühendisi Gözde Yüzbaşıoğlu, "Tesisimizi bundan 5 ay önce devreye aldık. Devreye almamızla beraber ihsale hattıyla yani cazibeyle küçük Asbahçe depoya su vermeye başladık. Bunun sayesinde de sondaj kuyularını kapattık. Bu da ciddi bir elektrik tasarrufu yapmamıza sebebiyet veriyor. Yıllık planlanan minimum 2 milyon 500 bin Türk lirası elektrik tasarrufu olarak bekleniyor. Bu gidişatla tesis belediye bütçesine fayda sağlayacak gibi görünmekte" dedi. Devreye almamızla beraber ihsale hattıyla yani cazibeyle küçük Asbahçe depoya su vermeye başladık. Bunun sayesinde de sondaj kuyularını kapattık. Bu da bizi çok büyük bir elektrik tasarrufu yapmamıza... Şu an 90 bin metreküp gün kapasiteli bir tesisimiz var diyen Yüzbaşıoğlu, ikinci kapasiteye karşı araziye düşünüyorlar. 60 bin metreküp gün ilave tesis kapasitesi düşünülüyor. Bu da daha çok su vermemiz ve daha çok elektrik tasarrufu sağlamamıza fayda sağlayacak" dedi. Bence tesiste sürekli laboratuvarda analizler yapılıyor. Şebekeye verdiğimiz suyun temizliğinden içme suyu olduğu için emin oluyoruz. Böyle bir avantajı da var tesisimizin. Günlük analizlerimiz yapılıyor. İçme suyu analiz laboratuvarı bulunan tesiste su analizleri yapılırken bir yandan modern bir yönetim binası ve teknolojik donanımıyla tesis çalışanlara ve işleyişe büyük kolaylık sağlıyor. Yüzbaşıoğlu tesisin devreye sokulmasıyla ilgili Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Tesisin sorumlu kimyageri Cansu Aras Kiriş ise 25 Mart 2021'de işletmeye aldıklarını 2 aylık süreçle bakım onarım çalışması yaptıklarını söyledi. Haziran'da 2021 başı itibariyle suyu şebekeye vermeye başladıklarını ifade eden Kiriş, tesisle birlikte sondajlar iptal edilerek büyük ölçüde elektrik tasarrufu olmuştur. Tesis bu konuda Asat'ı kâra geçirmiştir dedi. Efendim Alanya Belediyesi'nin Öğrenci Dostu Alanya Projesi kapsamında hayata geçirdiği Gençlik Hizmetleri Biriminin ve Kampüs Alanya Mobil Uygulaması'nın lansman toplantısı Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ekrem Kalan, Alanya Hamdullah Emin Paşa Rektör Vekili Gülbu Erol'la oda başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi'nin Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi öğrencileri için başlattığı Öğrenci Dostu Alanya Projesi kapsamında hayata geçirilen Kampüs Alanya adlı mobil uygulamayı ve gençlik birimini tanıttı. Bu
İyo, iOS ya da daha sonra önünüze çıkan ekranda bir yan menü var. Alanya Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen tanıtım programına Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, ALK Rektörü Ekrem Kalan, AHEP Rektör Vekili Gülbu Eroğlu, Oda ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcileri katıldı. Biz öğrenci QR'ını okutuyor, öğrenci olduğu işletmelerden indirip alıyoruz. Sadece öğrenci olma şartı var. Projeyi katılımcılara tanıtan Alanya Belediyesi Alkü Gençlik Hizmetleri Birim Sorumlusu Aksen Uçaner, öğrencilerin iOS ve Android tabanlı mobil cihazlardan uygulamaya erişebileceğini belirtti. Projeyi değerlendiren AHEP Rektör Vekili Gülbu Erol, çalışmanın Alanya adına fark yaratacağını belirterek öğrencilerin Alanya'ya gelince yabancılık çektiğine vurgu yaptı. Bu yabancılık önemli ölçüde azalacaktır. En kısa zamanda faaliyeti geçmesine temenni ediyorum. Sağ olun. Değerli uzun bir sürenin ardından başlayacak yüz yüze eğitimde bu uygulamanın faydalı olacağını belirten ALK Rektörü Ekrem Kalan, kent olgusunu güçlendiren en önemli unsurlardan biri üniversitelerdir dedi. Hayata geçiyoruz. Bunun mutluluğunu paylaşıyorum kendisiyle ve huzurlarınıza, şahsına ve ekibine teşekkürlerimi arz ederim. Bu uygulamanın bence en güzel tarafı ki bu kadar kapsamlı bir uygulama olduğunu az önce sunumdan öğrendim ben de. Sadece işte arz ve talebi bir araya getirmek ama bu ekonomik açıdan değil. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de turizm, tarım ve ticaretle anılan Alanya'nın aynı zamanda bir de uluslararası üniversite kenti olduğunun altını çizdi. Başkan Yücel, Alanya'ya değer katacak en önemli unsurlardan birisi üniversite dedi. Ortak noktada buluştuk vaktiyiz. Biz de burada bugün ben bunu esas yapacağımız belki bir proje alanında basit bir kitapçı yok gibi gözüküyor ama benim buradaki amacım nedir? Alanya Belediyesi'nin kentin gelişmesi adına çok önemli bir projeyi hayata geçirdiğini ifade eden Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer de bu çok paydaşlı bir uygulama. Her seviyeli hesabın katkısı olursa böyle işlerde böyle şeyler daha hızlı büyüyor. O yüzden sizinle görüşmeniz çok önemli bu anlamda. Bir öğrenci için önemli şey gerçekten fiziki anlamda kapasitesi normal şartlarda yetiyorsa. Konuşmaların ardından Oda ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın başkan ve temsilcileri de ellerinden gelen desteği vereceklerini belirttiler. Elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ediyoruz. Böylesine bir uygulamaya da biz de gideceğiz ve sonuna kadar öğrencilerimize Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulan Cumhuriyet Halk Partisi 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Alanya'da ilçe yönetimi ve partililer kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Çelenk sunumunun ardından açıklama yapan ilçe başkanı Coşkun Karada, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı Mustafa Türkdoğan'a yönelik isim vermeden sert eleştiride bulundu. Karada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu Millet İttifakı'na hiç kimse zillet diyemez dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 98. kuruluş yıl dönümü nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi. Hükümet meydanındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen töreni Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Coşkun Karadağ, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Coşkun Karadağ çelenk sunumunun ardından yaptığı değerlendirmede Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 98. yılını kutladıklarını söyledi. Karadağ, kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi tüm ülkemize ve mazlum ülkelere örnek oldu. Bu ülkenin asli gücü, bu ülkenin kan damarları, bu ülkenin savaşkan yiğit evlatları tarafından 98 yıl önce kurtuluş mücadelesinin sonucunda kurulmuştur. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'in İYİ Parti heyetiyle Ermenek Festivali'nde buluşması sonrası bu duruma Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ın isim vermeden Alanya'mızın en muktedir oda başkanı bugün Ermenek'te ablasının yanındaydı. Sahi bugün Ermenek'te ne vardı ki? Selçuklu Otel'de kayıtları mevcuttur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu kadar ihanet fazla gelir. Yineliyorum.
Cumhur İttifakı'ndan yemlenip zillete yumurtlayamazsınız açıklamasının yankıları sürüyor. Bu konudaki paylaşıma ilişkin Karadağ, kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni aşağılayıcı ve kötüleyici bir davranışta bulunamaz. Bu davranışta bulunan tüm kişi ve kuruluşları kınıyorum dedi. Dağında kana olan aziz milletimizin kurduğu bir siyasi partidir. Hiçbir kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni aşağılayıcı ve kötüleyici bir davranışta bulunamaz. Ben buradan bu davranışı bulunan tüm kişi ve kuruluşlara kınıyorum. Evet, partimizin gerçekten 98 yıl önce kuruldu ve nice 98 yıllara devam. Efendim bugün 9 Eylül. 9 Eylül 1922'de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Büyük Türk Ordusu İzmir'i Yunan işgalinden temizlemesinin tam tamına 99. yıl dönümü. Bendeniz de affınıza mağruren bir İzmir Karşıyakalı olarak bu ekranlardan büyük taarruzun, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin, Kurtuluş Savaşı'nın son durağı olan bütün İzmirli hemşehrilerimize, bütün hemşehrilerime Alanya Posta TV ekranlarından bu kutlu gününü tüm Türk halkına, tüm, çünkü o kadar önemli bir gün ki gerçekten tıpkı Anadolu'nun kapılarını aralayan Alparslan'dan, Kılıç Arslan'dan tutunuz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk'ün zincirlerini kırdığı savaşın son durağı İzmir, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve Büyük Türk Ordusu'nun İzmir'e girişini de bu ekranlardan, Alanya Posta TV ekranlarından kutlamadan geçmek istemiyoruz. Kutlu olsun efendim. Alanya'da taksilere yapılan zam taksicileri memnun etmedi. Alanya'da yaklaşık bir hafta önce taksilere zam geldi. Taksimetre açılış ücreti 5,5 liradan 6 liraya çıktı. Bu duruma ise taksiciler isyan etti. Alanya'daki taksicilerle durak başkanları Alanya Posta Medya'ya açıklamalarda bulundu. Taksiciler yapılan zamın yetersiz olduğunu belirtti. Taksiciler ise verilen rakamların dalga geçer nitelikte olduğunu aktardı. Maalesef Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız bize 50 kuruş zam verdi bizimle alay edercesine. Biz buna karşı çıktık. Biz kabul etmiyoruz. Artık ne daha yılbaşından sonra değerlendirme yapacakmış, tekrar iyileştirecekmiş. Biz yılbaşını bekleyelim diyoruz. Bak, yapacağımız bir şey yok. Alanya Yalı Taksi Durak Başkanı Yaşar Kar, taksicilere verilen zam miktarının yetersiz geldiğini belirtti. Peki, yine aynı 50 kuruş mu verecek bize, yoksa gerçekten değerlendirecek mi? Ne kadar zam vereceğini henüz bilmiyoruz. Durak Başkanı Yaşar Kar, taksicilerin ilerleyen süreçte grev yapabileceklerinin sinyalini verdi ve şu sözleri aktardı. Bence gidebilir, niye gitmesin ki? İnsanların haklarını araması gayet doğaldır. Taksi durağı çalışanı Yusuf Demir ise verilen zamın tatmin edici olmadığını belirtti. Demir, daha çok zam istiyoruz, her şeye %200 zam gelirken bizim taksilere gelen zam %5 bile değil. Bu sebeple zamların yükselmesini talep ediyoruz diye belirtti. Verilen zam hiçbir tahmin edici bir zam değil. Evet. Daha üstünde istiyoruz, her şeye %200 zam gelirken bizim taksiye verilen %5 bile yok. Efendim, Rosel Hoznatzor'un domates ve biber sevkiyatına getirdiği yasağın tamamen kaldırılmasının ardından sevinen üretici ve komisyoncular, daha öncesinde üreticinin malı para etmiyordu. Artık bu saatten sonra daha iyi fiyatlara satılacak diyerek memnuniyetlerini belirttiler. Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı Aralık 2020'de Antalya ve İzmir için domatesle biberi getirilen ithalat yasağını tamamen kaldırdı. Rosel Hoznatzor yaptı açıklamada, Rosel Hoznatzor, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün verdiği garantiye istinaden 9 Eylül 2021 tarihinden itibaren Türkiye'nin Antalya ve İzmir kentlerinden domates ve biber ithalatına yönelik geçici kısıtlamaları kaldırıyor ifadelerine yer verdi. Alanya üreticisini rahatlatan haberi AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu'dan duydu. Toklu yaptığı açıklamada, Alanyalı üreticilerimize, çiftçimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş yoğun mesai harcadılar. Yoğun çalışmalarının neticesinde Rosel Hoznatzor, Antalya ve İzmir'den ihracat edilen domates ve biberleri uyguladığı ithalat yasağını kaldırdı. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'a çiftçimize ve üreticimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz ifadelerine yer verdi. Harbiye, bizim de
Toklu'nun müjdeli haberi vermesinin ardından komisyoncular da memnuniyetlerini dile getirdi. Alanya halinde çalışan komisyoncu Safa Enes Putur, "Biz üretici ve komisyoncular olarak bu habere çok sevindik," dedi. Antalya ve İzmir'de domates ihracatının başlamasını müjdesini Mustafa Toklu Başkan'dan dün akşam saatlerinde öğrenmiş olduk. Biz üretici ve komisyoncular olarak bu habere çok sevindik. Daha öncesinde üreticinin bu derece malı para yetmiyordu. Artık bu saatlerden sonra, bu günlerden sonra umarız daha iyi fiyatlara satılacağını temenni ediyoruz. Buradan Mustafa Başkan'a... Yasak kararının ardından üreticilerin memnun olduğunu ve bu memnuniyetin halcısından pazarcısına, pazarcısından tüketicisine kadar ulaşacağını dile getiren bir diğer hal esnafı Ali Putur da şunları söyledi. Pazarcılar ve tüketiciler de ister istemez belki biraz üzücü olabilir ama bakımı ve kalitesi artar ürünlerin, fiyatlar yükseldiği zaman. Hal böyle olunca biz şu anda bu kararı alan sayın devletimizin yetkilileri, hükümetimizin insanlarına sonsuz şükranlarımı sunarız. İnşallah dünya üzerinde. Efendim, Alanya çok şanslı bir ilçe. Herkes bunu biliyor ve hiçbir ilçede, belki de yani belki de sayılı diyelim ilçede olmayan bir imkana sahip. İki tane, biri devlet, biri vakıf üniversitesi olmak üzere üniversite var. Üniversite öğrencileri var, Alanya'da okumak isteyen, yerleştirilen. Peki bu öğrenciler nerede kalacak? Binlerce göç alıyor dışarıdan çünkü Akdeniz'in incisi, doğal güzellikleriyle, tarihi yapısıyla artık Alanya'nın yerlisinden çok daha fazla insan şu anda Alanya'ya göç etmiş ve göç etmeye devam ediyor. Peki bu insanlar nerede yaşayacaklar? Alanya'da dairelerin fahiş fiyatlarla kiraya verilmesinin önü kesilmiyor. Ev sahipleri bu kez daha yüksek miktarlardan yeni kira sözleşmeleri yapabilmek için mahkemelere başvuruyor. Üstelik ev sahipleri kiracıları evden çıkarmak için türlü yalanlara başvuruyor. Alanya'da bu kapsamda kira alacağı ve tahliye davalarında artış yaşanması da durumun vehametini gözler önüne seriyor. Alanya'da ev bulmak günden güne zorlaşıyor. Konut üretimi yavaşlayınca ortaya çıkan arz sorunu, artan konut kredi faizi nedeniyle orta gelirli vatandaşın ev alımından uzaklaşıp kiraya yönelmesi, kısıtlamaların gevşetilmesiyle ertelenen düğünler yapılınca kiralık ev taleplerinin artması, hem üniversiteyi kazanan hem de pandemi nedeniyle evini kapatan öğrencilerin ev arayışına girmesi, kentsel dönüşüm nedeniyle evini tahliye eden vatandaşın kiralık eve geçme çalışması veya yabancılar ve göçmenlerden gelen konut talebi gibi etmenler kira fiyatlarının artmasında büyük rol oynuyor. Kira artışları yeni ev arayanları kara kara düşündürürken bazı mülk sahipleri ise işi fırsata çeviriyor. Ev sahipleri eğer kiralama üzerinden 5 yıl geçtiyse kira tespit davası açıyor. Kiraya zam talep ediyor. Ev sahibi lehine ikinci seçenek ise kira sözleşmelerinde 10 yıllık sözleşme uzama süresi dolanlar için tahliye talep ediyor. Hem tahliye hem de kira tespit davalarına yoğun talep yaşanırken kiracılar da pandemiden dolayı kira indirimi davası açabiliyor. Ancak Alanya'daki kira fiyatları göz önünde bulundurulduğunda kira indirimlerinin ne düzeyde olduğu gözler önüne seriliyor. Alanya'da icra takiplerinde artış yaşandı fakat icra takiplerinin bu amaçlı olduğunu fiilen ispat etmek mümkün olmuyor. Çünkü kiranın düzenli ödenmemesi, kiralayanın düzgün kullanmaması gibi teknik nedenlere dayanarak dava açılabiliyor. Ev sahipleri kiracılar hakkında "kiraladığım evi kırdı, döktü, geceleri geç saatlere kadarsa misafirleri geliyordu, rahatsız ediyordu. Siz bana iftira atıyorsunuz," diyebiliyor. Öte yandan "oğlum kızım gelecek" bahaneleriyle de kiracısını yerinden etme çabalarına girebiliyor. Bu durumun nasıl çözüleceği herkes tarafından merak edilirken kiracılar ve ev arayanlar ise isyanlarını sürdürüyor. Efendim, o bir Alanyalı. O bizlerin, gazetecilerin meslek büyüğü, ağabeyi. Gerçekten de bu sektöre, gazeteciliğe, memleketine, Alanya'ya, Antalya'ya, bölgesine, ülkesine bu noktada inanılmaz hizmetler vermiş, inanılmaz vefa göstermiş, cefa çekmiş bir meslek büyüğümüzün haberi var. Sayın kıymetli başkanımız
Mevlüt Yeni. Antalya Gazeteciler Cemiyet Başkanı ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Onursal Genel Başkanı Mevlüt Yeni. Alanya Gazeteciler Cemiyeti üyesi meslektaşlarına yöneticilik görevini bırakacağı için veda etti. Yeni, makamları bırakıyorum artık, gazeteciliğe dönüyorum dedi. Yeni birlik beraberliğin önemine de dikkat çekti. Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Gaye Coşkun'un Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda ağırladığı Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni'nin veda toplantısına çeşitli illerin gazeteciler cemiyeti başkanlarıyla Alanya'daki basın çalışanları katıldı. 9-10 yıl gibi bir federasyon geçmişinden kendi irademle vedada konuşan Coşkun, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu'nun Türkiye'deki en büyük örgütlü medya yapısının bir parçası olduğunu söyledi. Coşkun, mücadele ettiğimiz konular, gittiğimiz her yerde aşağı yukarı aynı sorunları dinliyoruz. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni'ye bugüne kadar verdiği destek için çok teşekkür ediyoruz diye konuştu. 2019 yılında genel kurulumuz sonrası yönetim kurulu kararıyla üyesi olmuştuk. Akdeniz bölgesindeki tüm illerin içinde bulunduğu bir federasyon, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'na da bağlı aynı zamanda Türkiye'deki en büyük örgütlü medya yapısının bir parçası. Bizim bu yapıda yer almamızın akabinde tabii ki bölgeyle ilişkilerimiz de daha farklı ve daha güçlü olmaya başladı. Dolayısıyla süreç bizi Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanlığı'nın Alanya'ya gelmesine kadar götürdü. Bu noktada bana güven duyan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum burada. Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni ise gerçekleştirdiği konuşmanın bir veda olabileceğini söyleyerek bugüne kadar verilen destekler için tüm Alanya basını camiasına teşekkür ederim dedi. Aranıza geri dönüyorum. Bundan dolayı da huzurluyum, mutluyum. Omuzlarımdaki o ağır sorumluluğun gitmiş olması kuş gibi böyle beni gerçekten hafifleten de bir şey olmuştu. Belki yüzümden, ifademden anlıyorsunuz yani bir önceki geldiğim toplantılarla şu andakinde bayağı bir sinerji ve enerji açısından bile kendimi rahat hissettiğim bir dönem. Severek yaptım hepsini, onu belirteyim. Yani şöyle bir şey aklımda kalmasın. Asla pişman olduğum hiçbir şey yok. Hep doğru olan neyse onu yapmaya çalıştım. Bu arada bazılarının canı acımış olabilir. Bazılarını üzmüş olabilirim. Çünkü ben doğru olanı yaparken babamın oğlu da olsa dahi hiç taviz vermedim bugüne kadar ki yaşamımda. Doğru inandığım, doğru bulduğum, inandığım konularda sonuna kadar dik durmayı ve onu savunmayı becerebilmiş bir insanım. Ayrıca eleştiriye açık olan bir insanım. Efendim bizler Alanya Posta Medya ailesi olarak Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Onursal Başkanı, Antalya Gazeteciler Cemiyet Başkanı, meslek büyüğümüz Sayın Mevlüt Yeni'ye bir kez daha sizlerin huzurunda camiamıza, meslektaşlarımıza gerçekleştirmiş olduğu, vatanına, milletine, memleketine gerçekleştirmiş olduğu bütün hizmetleri ve çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Kıymetli başkanımızdan hala daha öğreneceğimiz çok şey olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz. Alanya ve Antalya'da biri kadın, iki kişi inşaata çıkarak intihar girişiminde bulundu. Her iki olayda intihar girişiminde bulunan kişiler ikna edilerek bulundukları yerden indirilip sağlık merkezine götürüldü. Ekonomik ve duygusal buhranlar sonucu zaman zaman yaşanan intihar vakalarından biri Alanya'da, diğeri ise Antalya il merkezinde yaşandı. Alanya'da bir inşaatın 5. katına çıkan erkek şahısla, Antalya'da ise bina çatısına çıkan genç kız polisin uzun uğraşları sonucu ikna edildi. Gel sana her türlü yardımcı olacağız. Maksim abi gel. Maksim abi gel. Alanya'daki olayda Tosmur mahallesinde yapımı süren bir inşaatın 5. katına çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi için sağlık ve güvenlik ekipleri seferber oldu. Çevrede bulunan vatandaşların olayı görüp polise bildirmesiyle birlikte çevrede yoğun güvenlik önlemleri alınarak şahıs ikna edildi. İkna çalışması sonrası inşaattan indirilen kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Antalya'da sevgilisinden ayrılmasının ardından psikolojik olarak sorunlar yaşadığı ileri sürülen genç kız,
5 katlı binanın çatısına çıkarak terasın duvarına oturdu. O anları heyecanla izleyen vatandaşlarsa adeta görüntü alma yarışına girdi. Efem Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin COVID-19 için özel oluşturulmuş laboratuvarında COVID-19 şüphesiyle başvuran vaka sayılarına bağlı olarak günlük 1000 hastanın testleri sonuçlandırılabiliyor. 2020 Mart ayından beri Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış bir laboratuvarda deneyimli bir ekiple çalıştıklarını belirten Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve COVID-19 Laboratuvar Sorumlusu Profesör Doktor Derya Mutlu, günlük 1000 test kapasiteleri olduğunu ve cihazın dolum oranına göre 1 saate kadar sonuçları alabildiklerini söyledi. Ayrıca Mutlu, son 2 haftadır vaka sayılarında ılımlı bir düşüşün olduğunu belirtti. Sağlam bir altyapıya ve deneyimli bir ekibe sahip olduklarını söyleyen COVID-19 laboratuvar sorumlusu Profesör Doktor Derya Mutlu, uzun süredir başarılı bir şekilde organ nakli hastalarına hizmet vermelerinin bu alandaki çalışmalarında da etkili olduğunu söyledi. Profesör Doktor Mutlu, organ nakli hastalarına çalıştığımız testlerle COVID'in temelde prensipleri aynı. Cihazları kullanmada, sonuçları değerlendirmede aynı yaklaşımlar kullanılıyor. Bu konuda oldukça tecrübeli bir ekibiz. Bunun yanında bize 2 haftada ya da ayda bir dış kalite kontrol örnekleri gelir. Bu örnekleri biz çalışır sisteme yükleriz. Bu bakımdan da ulusal anlamda sürekli kontrol altındayız diye konuştu. Çalışma kapasitelerinin sürekli olarak geliştirdiklerini ifade eden Profesör Doktor Derya Mutlu, Aralık ayında yeni bir cihaz satın aldık. Isısal döngü cihazı. Bu cihaz SARS-CoV-2'nin genomunun küçük bir parçasını defalarca kez çoğaltıyor ve miktarı konusunda tahmin yürütmemizi sağlıyor dedi. Yeni çıkan mutasyonlara yönelik kitlerin de sürekli güncellendiğini belirten Profesör Doktor Mutlu, hem örnekleri topladığımız hem de çalışmaları yaptığımız kitlerimiz, malzemelerimiz Sağlık Bakanlığı tarafından bizlere temin ediliyor dedi. Profesör Doktor Mutlu, vakaların yaz sezonu çok arttığını, bu dönemde günlük 800 bin teste kadar çıktıklarını ifade edip aşısızlık tüm toplumu etkiliyor diyerek bu konuya da dikkat çekti. Efendim, tüm ikazlara, operasyon ve cezalara rağmen kaçak içkilerin piyasaya sunulmasının önüne maalesef ki geçilemiyor. Üstelik kaçak içkilere sık sık turistik tesislerde rastlamaksa maalesef ki mümkün. Son olarak Manavgat'ta faaliyet gösteren bir otelde 1498 litre kaçak içki ele geçirildi. Otel sahibi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken kaçak içkilere el konuldu. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manavgat'ta faaliyet gösteren bir otelde kaçak içki satışı ve sunumu yapıldığı bilgisinin alınması üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Komu Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan arama neticesinde otelin depo ve odalarında toplam 1498 litre sahte bandrollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili otel sahibisi ifadesinin alınmasının ardından her zaman olduğu gibi serbest bırakılırken kaçak içkilere ise el konuldu. Antalya'da daha önce ikinci bir emre kadar iptal edilen sağlık çalışanlarının yıllık izinleri yeniden açıldı. Antalya'da tüm sağlık personellerine getirilen yıllık izin yasağı kaldırıldı. Valilikten yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve virüsün yayılımını engellemek amacıyla İl Umumi Hıfz-ı Sıha Kurulu'nca karar alındığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi. İl Hıfz-ı Sıha Kurulu'nun Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile bağlı kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm personelden halen yıllık izni olanların yıllık izinlerinin iptaline, yeni yıllık izin taleplerinin ise ikinci bir talimata kadar durdurulması kararının iptal edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Efendim, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan asfalt seferberliği kapsamında Alanya'da da çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 13 kilometre emisyon asfalt, altyapı çalışmaları sonucu bozulan yollara seriliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya'da ASAT tarafından altyapı imalat ve onarımlar sırasında yapılan kazılarla bozulan yollara emisyon asfalt seriyor. Alanya'nın Mahmut Seydi Mahallesi'nde 3,5 kilometre, Türkler Mahallesi'nde ise 2,4 kilometre ve İspatlı Mahallesi'nde 1,5 kilometre asfaltlama işi tamamlandı. Programa alınan İmamlı Yaylası'nda 4 kilometre emisyon asfalt işi ise devam ediyor.
Efendim alayında kozmetikten oyuncağa, hediyelik eşyadan hırdıvata birçok ürünü mağazasında barındıran işletme. Okulların açılmasıyla birbirinden kaliteli birçok kırtasiye ürünü ise uygun fiyatlara alıcılarını bekliyor. Alanya'da açıldığı ilk günden bu yana uygun fiyata kaliteli ürün almak isteyenler tarafından büyük ilgi gören alışveriş merkezi binlerce ürünü ve çeşitleriyle hizmet veriyor. Anaokulundan üniversiteye kadar tüm öğrencilerin okul ihtiyaçlarını raflarında sergileyen ABM, sadece kırtasiye malzemelerindeki kampanyalarla değil, birbirinden farklı binlerce üründe de uygun fiyatlara satışa sunuyor. İşletmeci Hale Paçal her bütçeye uygun ve her çeşit ürünle müşterilerimi Hal Kavşağı'ndaki mağazamıza bekliyoruz dedi. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılımız hepimizin kutlu olsun. Her yıl olduğu gibi bu yılda kırtasiye ürünümüzü açtık. En uygun fiyatlarla en kaliteli ürünleri satışa sunduk. Ve siz değerli öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi bekliyoruz. Tabii ki kırtasiyenin yanında hediyelik eşya, züccaciye, plastik, hırdavat, her türlü A'dan Z'ye bulabileceğiniz ev gereçlerinizi buradan temin edebilirsiniz. İki şubemiz de hizmete açıktır. Alanya VIP AVM ve VIP Home olaraktan halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Herkesi bekliyoruz. Mutlu günler. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Süper Lig'in tekilçe takımı Aytemiz Alanya Spor, Portekiz ekibi Boavista'dan 24 yaşındaki Chidoze Avezie'mi bir yıllığına kiraladı. Nijerya milli takım forması da giyen genç stoper transferin son gününde kendini Alanya Spor'lu yapan sözleşmeye imza attı. Yaz transfer döneminin son transferi için Alanya Spor Cengiz Aydoğan tesislerinde bugün tören düzenlendi. Törende konuşan Alanya Spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş'ın talip olduğu oyuncuyu transfer ettiklerini belirtti. Yola çıktık. Dün akşam saatlerinde Alanya'mıza geldi. Kendisini biliyorsunuz. Geldiği takımı söylemeye gerek yok biliyorsunuz zaten. Ama bizim futbol takımımıza çok katkı sağlayacağına inandığımız bir futbolcu. Böyle futbolcuların transferi kolay olmaz. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'a geliyordu neredeyse. Artık ondan bize kısmet oldu. İnşallah ben çok iyi bir takım yaptığımızı düşünüyoruz. Yeni hocamızla birlikte inşallah yeniden Alanya Spor'un eski günlerine döneceğini, iki maç kaybettik üst üste ama daha ligin başındayız. İnşallah hep beraber toparlayacağız. Yeni gelen futbolcularımız ve yeni gelen teknik direktörümüzle birlikte, mevcut kadrodaki arkadaşlarımızla birlikte, inşallah hep beraber yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte, tüm Alanya Spor camiasıyla birlikte inşallah Alanya Spor'u hak ettiği yerler hep beraber getirmek için gece gündüz çalışacağız. O vaziyem de bizim bir bugün ailenin parçası oldu. İnşallah kendisine sezon sonuna kadar beraberiz. Kazasız belasız güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz. İnşallah hem Alanya Spor Kulübümüze hem de o vaziyeme hayırlı uğurlu olsun. Tekrar hoş geldin. Teşekkür ederim. Nijeryalı stoper yapmış olduğu açıklamada çok güzel şekilde ağırlandım. Böyle güzel bir yere geldiğim için mutluyum. Uzun zamandır adını ve başarılarını duyduğum bir kulüptü. Teklif geldiğinde hiç düşünmedim, hemen kabul ettim dedi. Bu şekilde ağırlandığım için çok mutluyum. Öyle güzel bir kulübe geldiğim için de mutluyum. Quando Alanya Spor me ligou para vir cá, eu não pensei duas vezes, eu disse à minha família, ao meu empresário que eu quero vir cá, porque já estou a ouvir falar deste clube há muito tempo. Uzun zamandır adını duyduğum, başarılarını duyduğum bir kulüptü. Teklif geldiğinde iki kez düşünmedim, hemen kabul ettim. Ailemle ve menajerimle konuştum. Çok çabuk oldu ama çok isteyerek geldim. Também eu vou dar tudo para representar este clube, este símbolo, vou dar o meu máximo dentro do campo para ajudar este clube a conquistar o que querem conquistar juntos com a equipa e treinadores.
hedeflere ulaşmak için her şeyi vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Sahada her şeyi veren bir yapıya sahibim. O yüzden inşallah her şey güzel olacak bu kulüp için. Y también no aguento para comenzar. Yo quiero comenzar ya a jugar y ayudar al equipo. Hazır oyuncuyum. Hemen oynamak istiyorum. Hemen başlamak istiyorum. Bunun heyecanı var. Milli aranın ardından Süper Lig 4. hafta maçlarıyla devam edecek. Haftanın açılışı cumartesi günü Fatih Karagümrük, Adana Demirspor ve Konyaspor Altay maçlarıyla yapılacak. Ligin ilk 3 haftasında 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Aytemiz Alanyaspor, ligin 4. haftasında Giresunspor'u ağırlayacağı maçta Düdük Zorbay Küçük'te olacak. Bahçeşehir Okulları stadında 13 Eylül pazartesi günü oynanacak karşılaşmada Kamil Çetin ve Volkan Ahmet Narinç yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu. Adana bölgesi üst klasman hakemi Zorbay Küçük bugüne dek Aytemiz Alanyaspor'un 7 maçında düdük çaldı. Akdeniz ekibi bu 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Giresunspor ise Zorbay Küçük yönetiminde çıktığı 2 karşılaşmada 1 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. İşte Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak karşılaşmalar ve görev verilen hakemler. 11 Eylül Cumartesi Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Ümit Öztürk, Konyaspor, Altay, Erkan Özdamar, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Arda Kardeşler, Kayserispor, Kasımpaşa, Yasin Kol. 12 Eylül Pazar Fenerbahçe Sivasspor, Halis Özkahya, Çaykur Rizespor, Hatayspor, Halil Umut Meler, Trabzonspor, Galatasaray, Ali Palabıyık, Göztepe, Başakşehir, Tugay Kağan, Numanoğlu. 13 Eylül Pazartesi Gaziantep Futbol Kulübü, Antalya Spor, Suat Arslanboğa ve Aytemiz Alanya Spor, Giresun Spor, Zorbay Küçük. Merkez Hakem Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grupta oynanacak 2. hafta maçlarında görev yapacak hakemleri açıkladı. 2. hafta mücadelesinde Başkent Üniversitesi Alanya Kestel Spor'un deplasmanda oynayacağı Bayrampaşa maçına Gümüşhane Bölgesi Klasman Hakemi Şahin Berker atandı. Bayrampaşa Çetin Emek Stadı'nda 12 Eylül Pazar günü oynanacak mücadelede Yakup Bulut ve Erdem Tanış yardımcı olarak, Murat Demir ise 4. hakem olarak görev yapacak. Bayrampaşa Alanya Kestel Spor mücadelesi Pazar günü saat 16'da oynanacak. İşte Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grupta oynanacak 2. hafta karşılaşmaları ve görev yapacak hakemler. 11 Eylül Cumartesi 52 Ordu Spor, 68 Aksaray Belediyespor, Aykut Sergin. 12 Eylül Pazar 76 Iğdır Belediyespor, Siirt İl Özel İdare, Özer Özden. Elazığ Karakoçan, Kızılca Bölük Spor, Uğurcan Gökler. Malatya Yeşil Yurt, Şile Yıldız Spor, Halil Erdoğan. Yomra Spor, Beyoğlu Yeni Çarşı, Abdülbaki Ay Yıldız. Çarşamba Spor, Darıca Gençler Birliği, Alkın Parsak. Bayrampaşa, Alanya Kestel Spor, Şahin Berker. İskenderun Spor, Hacettepe Ahmet Turan Timiroğlu ve Altındağ Spor, Kuşadası Spor, Ahmet Balkan. Efendim ben Deniz Zayıf Doğrulu, gündemin kalbi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, yaşanılası nice günler temenni ediyoruz. Yarın yine aynı saatte bu ekranlarda sizlerle buluşmayı diliyoruz.
Doğru, tarafsız bir üst haberin merkezi Alanya Posta TV ana haber merkezinden. Hepinize mutlu akşamlar. Efendim, bendeniz Refik Doğrulu, gündemin kalbi Alanya Posta TV ana haber merkezinden. Hepinize sağlıklı günler temenni ederiz.